Ben onu anlayamadım yani o benim kafamı karıştırdı. Neyse şimdi Hakan Bayrakçı hı hı. tablo bu. Evet. Buyurun analizinizi yapın belki zaman zaman buraya da dönmek İhtiyaç ihtiyacı olur. duyarsınız. Zaten evet bu dursa iyi olur dedim. Şimdi önce yani bugünkü açıklamayı baz almadan önce Vejdet Öz ve Ümit Özdağ'la ilgili ve Zafer Partisi ve Adalet Partisi ile ilgili bazı saptamalar yapmak isterim. Şimdi birincisi Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vejdet Öz Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Zafer Bey'in dediği gibi 2009 Beylikdüzü Belediye Başkanı adayıydı. Rahmetli Baykal döneminde. Özay'da bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı mı? 2018. 18 2018, 2018 veya hatırlamıyorum 18. 18. Şimdi e, kendisi yani e, Vejdet Bey kısmen tanıyorum yani e, seküler Atatürkçü ama ulusalcı diyebileceğimiz milliyetçi tarza yakın, merkez sağa yakın ama seküler ve laik yaklaşımda Atatürkçü bir üslubu var. Şimdi dolayısıyla Vejlet Bey'in e, muhalefete destek vermesi çok normal. Açıkçası hiç yadırganacak bir şey değil. Çünkü formasyonu gelişi zaten kökende CHP ve ama CHP'nin bugünkü yaklaşımları değil. Muhtemelen de desteğine kerhen destek vermiş. Bir şey diye Tahmin ediyorum. Yani ben hiçbir partiyi, hiçbir şahsı asla küçümsemem. Yani o çok yanlış bir şey. Fakat sonuçta bir 100 bin oy var yani burada yani. Aynen. Bir de tabii Aynen. 110 bine yakın oy alınmış. Yani bu kadar oy bu kadar oy e, bu devirde, üzerinde bu kadar çok tabii. konuşmaya. Bende adalet biraz... Partisi de nitekim 61'den 80'e kadar. O ayrı bir parti yani. O bambaşka. Mutlaka ama ne? aynı partiyi geri açtılar. Yok açtı ama hani sonuçta son binde 0.2 o, o, o kadar uzun değil, konuşmayı. Yok ben yani. şunun için söyledim. Yani muhalefete destek vermesi özel şaşırtıcı cf. değil. Kemal arkadaşlar. Ya şaşırtıcı değil çünkü hep yani sonuca bir etkisi olmayacak yani. Onu diyorum yani, yani ve vecdi ve, ve, neydi ismi? vecdet Öz. Bejzet Bey çok kıymetli bir insan olabilir. Partisi de çok kıymetli bir parti olabilir ama sonuca etkisi çok sınırlı yani. Elbette ya işte oy bu hacesinde kaldı ki oyun hepsini de götüremeyebilir yani. 50 tam da kişiyle. tam da onu soracağım. Bu oy CHP küskünleri var mıdır bu oyun içinde mesela işte Atatürkçü çizgiden 100 bin oy Tabii, yani tabii. 100 bin oyu konuşmayalım. Tamam geçtik peki. Buyurun devam edin. Peki. Zafer Partisi'nin oyu daha anlamlı Zafer yani. Zafer Partisi'nin aslında ilginç bir çıkışı var. Niye? Çünkü eee... Yedinci parti durumuna getirdi partisini. Şaka değil. Pardon. Yani... Hayır 1 milyon 215 bin oy var yani. yani. sür. Şimdi 2.2'nin anlamı var. 1 milyon 200 binin anlamı var. Bir de e, ilginç olan şu. İyi Parti'nin kuruluşunda Meral Hanım Efendi ile bayağı bir çaba sarf ettiler. Sonra oradan ayrılıp bu 2.2'nin ağırlığı da İyi Parti kökenlidir. Yani nedir o 2.2? 2.2 milliyetçi ama muhalif milliyetçi ve daha da şöyle daha çok da şöyle tanımlayabiliriz. <laughs> seküler milliyetçi ağırlıklı. De, İYİ yani İyi Parti de böyle milliyetçi değil. İyi Parti daha iyi Parti de, de seküler milliyetçi ama az da olsa muhafazakar milliyetçi de var ama muhalif muhafazakar milliyetçi de var iyi Parti'nin. Bir de Ümit Bey'in İyi Parti ile ilgili yani ayrıldı ve bir takım önemli suçlamalarda bulundu işte FETÖ FETÖ bağlamında işte falan il başkanını ya, suçladı. Bu noktada hem... şunu söyleyeyim değişik bir şey. Şimdi bunu söylediğin için söylediğin için söylüyorum. Şimdi bazı insan vardır siyasetçi. Ben bu kişiyi dikkat etmeliyim. Etmezsem bana zarar verir. Diye dikkat edilecek kişiler vardır. Benim 20 yıldır gözlediğim Ümit Özdağ öyle birisi. Yani eğer ihmal edilirse, dikkat edilmezse zarar verir abi. Şimdi zarar verir derken yani kötülük anlamında değil. Sizin sizden vereceklerinden fazla alacağı olur. İşte burada yani bak. Hareketinizden koparsa tabii, partinize tabii. zarar verir. Tabii canım. Koparmayacaksın partinize. Aynen. Yani dikkat edeceksiniz o kişinin davranışlarına. Daha doğrusu bir diğer de işle ihmal etmeyeceksiniz onu. Yani yönetimde Hah. söz sahibi yapacaksın Aynen. yani işte. Ümit Bey öyle birisi. Bakın MHP'de de aynı olay oldu. Çünkü İyi Parti'nin kuruluşunda da onun bayağı bir emeği var. Daha sonra yani aynı şey Devlet Bey'e de oldu. İhmal edildi çünkü Ümit Özdağ, Meral Akşener ihmal edildi o olayda. Başkaları ihmal edildi. Koray Aydın. Yani bu Şimdi partiye bir partinin evet. Şimdi burada da evet. Burada imal edilince bak böyle bir sonuç çıktı. Şimdi bu bu başka bir tespit. Dolayısıyla burada e, Zafer Partisi'nin böyle bir pozisyonu var. Peki Zafer Partisi'nin aldığı oydan neredeyse iki katı fazla Oy aldı Sinan Oğan. Bu, bu nereden geldi? Onu tahlil ettik anketlerde. Muharrem İnce var çoğunlukla içinde. Yani Muharrem İnce'nin e, aday olmaması üzerine Sinan Oğan'a dönmüş oy var. Bir de söylemler marjinalleştikçe. Şimdi mesela bir insan düşünün. Milliyetçi fakat adam muhalif. Yani milliyetçi e, hatta muhafazakar milliyetçi ama muhalif. İktidara bir sebepten bir kızgınlığı var. Onlardan da oy aldı. Peki bir Sinan Oğan'ın kişiliği, kimliği Heh, etkili... Bir faktör daha var o. Sinan Oğan kampanya sürecinde iyi bir imaj çizdi. <laughs> Başarılıydı. Yani tarz, üslup, konuşma, yaklaşımlar. Mesela hiç kimseye ağır hakaretler yok, ağır konuşmalar yok. Hep böyle seviyeli yaklaşımlar falan. Bayağı olumlu bir izlenim bıraktı. Dolayısıyla öyle de bir şey oldu. Ee, öyle de bir dikkat çekti. Hakan Bey. Hatta ya bir şey soracağım. Evet. Bu mesela tahlil etmek zor ama Muharrem İnce seçime girseydi Hı -hı. Sinan Oğan'dan fazla mı oy alırdı? Yoksa o da bu seviyelerde mi kalırdı? Biraz daha azal. Son döneme doğru biraz çünkü o kadar üstüne gidildi ki videolar, şeyler falan biraz oyu bayağı inmeye başlamıştı. Yani Hı -hı. ilk başlarda 7-8'lerle başladı Muharrem İnce. Öyle bir linç yedi ki Öyle yani bir... Muharrem İnce'nin o linçle yarıştan çekilmesi o zaman Kemal Bey'le bir fayda sağlamadı. Anladığımız kadarıyla öyle mi? Yo 2-3 puan sağladı çünkü yani 45 alamazdı. 45 Hayır buraya geldi alamazdı. diyoruz ya oylar. He? Ee, Sinan Oğan'a geldi Kalan diyoruz. Kalan oylar ya. geldi. Mesela şöyle e, diyelim Muharrem İnce 3 alacaktı en son tabloda. Aday olmayınca o 1.5-2 gitti Sinan Oğan'a. Ben biri bir buçuk konuşuyorum yani. E, dolayısıyla bir de Zafer Partisi ile ilgili şunu söyleyeyim. Yarın Yarın mı açıklama yapılacak? 11'de, mı? Evet, yarın ha. 11'de. Şimdi ee, Ümit Bey'in partisinde üst düzey yönetici benim bir çocukluk arkadaşım var Koray Yücel. Eski bir CHP'lidir Koray. Keper ee, Partisi'nde mi üst düzey yönetici? Tabii tabii. GİK'te zaten Genel İdare Kurulu'nda. Benim çocuktan beri 40 senelik arkadaşım. Ee, Koray'dan duyduğum, yani bu bir dedikodu gibi değil. Aşağı yukarı herkesin de bildiği bir şey. Ee, tahminimce tarafsız bir resim çizebilir Bir tabloda durabilir yarın Ümit Bey Yani şu bu aday veya bu aday demeyebilir Ama bu yarın 11'de daha net olur Siyaset bu bilemezsin evet. yani Ümit Özdağ böyle sanki evet bende, bende de böyle bir izlenim bıraktı Yani bilemiyorum tabi dediğiniz gibi siyaset bu Böyle sanki hem e, Cumhur İttifakı'na ve hükümete yönelik rezervleri var. Onları koruyor ama Millet İttifakı'na yönelik de rezervleri var. Onları koruyor gibi bir tablo çiziyor. Yani. Çünkü kısaca onu da söyleyeyim. Şimdi nedir hassasiyetleri Ümit Özdağ? Mesela milliyetçilik. Şimdi milliyetçilik konusunda Kemal Bey'e çok eleştiri yöneltebilir. Kemal Bey'le çok sorunu olur. Yani şimdi bu üç günlük, beş günlük ya biz o konuda şöyle düşünüyorduk aslında yanlış anlaşılıyor. Bunlarla iş dönmez. Dolayısıyla esasa müteallik konularda Ümit Özdağ Kemal Bey'in son 6 ay bir seneki politikalarıyla çok ters düşecek konular var. PKK konusu, HDP konusu ama, vesaire. Ama şöyle bir şey de var. Onu da söyleyeceğim ya. Mülteci Yakın tamam onu da söyleyeceğim. E, bu olumsuz olduğu konu. En önemli şeyi de tamam, o. Tam fark etmez. Etmesi. Bu bu milliyetçilik konusunda Kemal Bey'le uzlaşması çok zor açık söyleyeyim. Ha, uzlaşacağı konular var. Nedir Bir numarası? Muhalif, o da muhalif. Yani Ümit Özdağ iktidarın sempatisi olan ya da yakın birisi değil. Muhalif birisi. Kaç zamandır bu, iktidarı eleştiriyor. E, Sinan Oğan da öyleydi. Sinan Oğan da öyleydi ama e, şöyle bir fark var. Bu, Daha keskindi Ümit Özdağ. E, şimdi tabii mesela Ümit Özdağ sığmacılar konusunda, mesela bugünkü açıklamasını dinledim. Biz diyor icabında zorla göndeririz diyor. Bu arada Ümit Özdağ bir Yoktu. açıklama yapmış. Nedir? 5 dakika önce. Diyor ki uzun bir açıklama. Ee, biz diyor teklifimizi diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin daha ileri taşıma gayesiyle oluşan mutabakat <laughs> metnini işbirliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet İttifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi yarın saat 11'de yapacağım basın toplantısına kadar Millet İttifakı'nın umarım olumlu cevabını iletecek Büyük Türk milletine arz ederim demiş. Hayır. şunu anlıyoruz o zaman. Kılıçdaroğlu'na ne, ne sunmuş? Şimdi şöyle diyor ki Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin genel başkanı olarak kuruluş ilkelerini koruma anayasanın ilk dört maddesi ve 66. madde ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması sığınmacıların geri dönmesinin sağlanmasıyla ilgili şartları içeren Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini işbirliği esasları çerçevesinde Sayın Kılıçdaroğlu'na sundum. He. Paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi yarın saat 11'de yapacağım basın toplantısına kadar Millet İttifakı'nın umarım olumlu cevabını iletecek demiş. Tamam. Yani şunu anlıyoruz o zaman. Bir, Terörle mücadele konusunda siz ne diyorsunuz? İşte anayasanın değişmez ilk dört maddesi hakkında bize... Biliyor. Biliyorsunuz burada Ali Babacan'ın bir anayasadan türkü i̇şte, çıkarma... Evet. E, bir de e, var. ne diyor? Sığınmacılar konusu var. Sığınmacıların yani Üç, üç başlıkta Kılıçdaroğlu'na diyor ki bu konuda benim çizgime onay veriyor musunuz yani benim imzama evet. onay veriyor musunuz o da ben paydaşlarıma ittifak ortaklarıma sorayım diyor şimdi size şunu söyleyeyim Yalnız zaten lan, bir mutabakat yani... metniyle gelmiş bunun burada... Evet evet burada evet. Ama evet, burada sorunlu bir şey almaya. Ya, şimdi... ya da Kemal Bey'den imza atmasını istemiş ancak o da paydaşlarımla yani diğer liderlerle Yalnız görüşmem burada... lazım. Bir dakika bir metin, metin var. bir dakika söyleyeceğim bir metin var. Ama. Tamam, bir, bir metin hazırlamış metin, evet Buyurun bu metni imzalayın mı demiş. Evet. Bunun adına da mutabakat metni demiş. Evet. Zafer partisi ile Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak. Evet. Dedi. Evet. Şimdi taleplerinden Şimdi, bir tanesini şu Hakan çok özür dilerim Şunu söyleyeyim bir daha konuşmayacağım. Bu sorunlu. Niye sorunlu? Ya Anayasanın ilk dört maddesiyle bu masadaki hangi partinin ya da hangi legal partinin sorunu olabilir ki. Sorun orada Burada, çıktı. burada, burada tartışacak. orada çıkmaz abi. Burada tartışacak. Şey paydaşların, Olaylarla. paydaşların, onayını alacak ne olabilir? Onu kastetmemiştir ama. Ben size söyleyeceğim. Müsaade edin. Hayır kastettiği o değildir paydaşlarının. Efendim söyleyeceğim müsaade abi. edin. Bilgi, bir, 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 konuda bir bilgim var. Yani tahminim diyeyim adına. O konuda sorun çıkmaz. Herkes döner der ki tamam anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili sorunumuz yok der. Taleplerinden birisinin şu olduğunu düşünüyorum. Dönüp açıkça HDP'nin desteğini, PKK'nın desteğini reddedin. Yani sizin desteğinizi istemiyorum. Bir anlamda dışlayın var e, taleplerinden bir tanesi. Bunu Kemal Bey'in bu saatte kabul etmesi mümkün değil. Bir daha söyle. Taleplerinden bir tanesinin şu olduğunu düşünüyorum. HDP'ye ne diyecek? HDP'nin desteğini açıkça reddedin diyecek, desteğini reddedin demişti. Olur mu öyle şey ya? Ne demek işte bu taleplerinden Kem biri bu? Ama mıdır? Kemal Bey, ama, ama, ama böyle, <laughs> böyle. Ama bu, o zaman bu uzlaşmamak mi? için, uzlaşmamak için ortaya konmuş bu saatten için sonra, bak, bir şey söyleyeceğim. Hı. Bu saatten sonra Kemal Bey çıkıp ben ey HDP senin desteğini istemiyorum diyemez derse çok büyük bir oy kaybına olur. olabilir tamam da. O, ya aklı de, mantığı... E tamam da Ümit Özdağ da pardon bütün geçmişi milliyetçi bir insan. Ya ben size bir senedir ne anlattım? HDP'nin olduğu taraf kazanamaz diye. Anladım. O ayrı bir hikaye. Ama ayrı değil, aynı Ümit... kapıya çıkıyor. Hayır, Ümit Özdağ eğer bu taleple geldiyse Kemal Kılıçdaroğlu'na eee olmayacak. Olabilir efendim, olabilir. Ama Ümit Özdağ Kemal Bey? Ben... Başka bir şey söyleyemez. Adamın 50 yıllık temel Ama şeyi bu milliyetçilik... şu açıdan bakın. HDP'nin başka şansı yok ki. HDP her şart ve durumda zaten Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Ya olur mu ya, ya seçmen öyle, diye bir şey var. Olur hayır mu öyle şey. Ya yani şimdi, Kemal Bey çıkacak ya HDP şimdi. HDP o konuları çok iyi hesaplıyor olsa ben yani, beni açık ilan etmem. Şimdi bir de bakın ortaya şöyle hayır, bir. O, bak bir dakika. Kemal Bey çıkacak. Ben HDP'nin desteğini istemiyorum diyecek. E HDP'liler de HDP seçmeninde buna rağmen gidip Kemal Bey'e oy ver. Bu şöyle, mümkün değil. Bir miktar oy kaybederler ama bir miktar. E, şöyle biliyorsunuz ya örgütsel bir disiplinle e, şöyle şöyle oy kullanın diye insanlara hiç, baskı yapıldığını biliyoruz. Hiç, şu anda Ya bak, bunun şu dışında anda HDP tabanından HDP'nin yönetimine e, müthiş bir tepki var. Hiç ya, öyle, öyle değil yani. Sandığa taşıyamadılar ya o şeylerini kendi tabanını taşıyamaz. 2-3 puan fark eder. Şuna 2-3 puan ya. fark eder. Bir de Ümit Özdağ, Ahmet Bey daha 2 hafta önce yaptığı açıklama var. Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye'de iç savaş çıkar diyor. Şimdi e hafta... Ama ben eğer e, HDP'ye desteğini çek deyin diyorsa o analizi <laughs> ortadan kalkıyor. Yani ya Özay Bey'in dediği gibi olmazı gösteriyor ya da bizim bilmediğimiz başka makro bir Hayır. plan mı var? Ben onu da Hayır, Bu arada, Gayet net ortada. O arada o, o da, beyler, makro veya mikro plana onu da, ihtiyaç yok. Bakın onu da yatsımayın. Yani evet. burada e, böyle bir şey de olmuş olabilir. Ya iki hafta önce... HDP Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar diyen bir siyasetçi yarın Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaparsa ben orada bir düşünürüm. Bu arada Cumhurbaşkanı yani, Erdoğan Sinan Oğan'la ilgili yani Sinan Oğan iki hafta önce Hüdapar'la aynı sanda ülkücüyü kessen girmez diyen de Sinan Oğan bugün anlaştı. İsmail Bey size yani. Sinan Oğan hassasiyetinizi özellikle bu akşam çok iyi anlıyorum ama <laughs> ben de senin hassasiyetini ya o öyle anlıyorum değil. o öyle değil. Yani bu arada Cumhurbaşkanı yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan'la herhangi bir pazarlık yapmadık. Bir afet bakanlığı kurulması gündeme gelebilir diye açıklama yapmış. Evet. Bu arada bir iddia daha var. Onu da hemen söyleyeyim. Bu Selahattin Demirtaş'ın geçtiğimiz günlerde attığı benim tutukluluğum üzerinden siyasi şantaj mesajı da Ümit Özdağ'ın ilk başta da Selahattin Demirtaş hapisten çıkmayacak diye öyle de bir şart ileri sürdüğü de yine İsmail Bey sizde var mı Hayır bu, arasında... bu bilgi yok bende. Yani sadece terörle mücadele konusu falan mı? Hayır yani sizdeki bilgiye göre Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'nin HDP değil de PKK için net bir tavır e, söylemiş olabilir. HDP ile yani e, meclisleniyetinde meşru bir parti onunla yok e, ilişki bitti falan diye bir açıklama. Hani Ümit Özdağ da bunu çok şey yapmadı ama PKK'ya dönük HDP'yi şey görüyor. Yani. PKK'ya dönük net bir tavır. O zaten <laughs> tavır gösteriliyor. Bir de terörle mücadele konusunda e, bazı işte Güvenceler. etkin, evet, etkin mücadele vesaire onunla ilgili bir takım şeyler olabilir. Ama onun dışında o bilgi yok bende olabilir ama. Yani. Zafer'in okuduğu tweet geldi.